Mısır'daki idam kararları için harekete geçme vakti geldiğini ifade eden İnniyat Başkanı Halil İbrahim Zengin, savunma hakkına bile izin verilmeyen birkaç oturumla fütursuzca ve özensiz kararlar ortaya çıkmıştır diye konuştu. İdam kararlarıyla ilgili bir basın açıklaması hazırladık. Bunu sizlerle paylaşıyoruz. Sivil vicdanın sesi yükseltme zamanı. Mısır'da darbe mahkemesi 3 Temmuz askeri darbesinin ardından sözde iki hukuki karara daha imza attı. Minya Ceza Mahkemesi 529 darbe karşıtı eylemciden 37'sinin idamına nihai olarak onaylarken 492 sanığın çoğunun da cezalarını muhabbet hapse çevrildi. Aynı mahkeme aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de bulunduğu darbe karşıtı 683 kişi hakkında da idam kararı verdi. İnsanlığa ve hukuka aykırı bu kararları kınamak, Mısırlı mazlum kardeşlerimizin sesine ses katabilmek için tüm vicdan sahiplerini harekete geçmeye davet ediyoruz. Mısır'da yüzlerce insanın hayatına son verecek olan kararların birkaç ay içinde nasıl böylesine hızlı bir yargılama sürecine sığdırıldığı soru işaretleriyle dolu olmakta. Hukukun en temel prensiplerinden olan savunma hakkının kullanılmasına bile izin verilmeyen birkaç oturum ardından fütursuzca ve özensiz kararlar ortaya çıkmıştır. Her iki davada da bir kısmı tutuklu bulunan sanıkların göstermelik dahi olsa savunma yapmalarına fırsat verilmemiştir. Ülke dışına kaçmak zorunda kalan kimi göstericiler de savunmaları dahi alınmadan gıyabında idama mahkum olmuştur. Mısır adaleti kararın ölçüsüzlüğünü izah etme ihtiyacı dahi hissetmemiştir. Darbe karşıtlarını dünyanın gözleri önünde camilerin içinde katleden junta, binlerce kişinin öldürüldüğü bu katliamlardan sağ kurtulanları da böyle bir idam kararıyla cezalandırmıştır. Karar, bu devlet terörüne karşı çıkanlara bundan sonrası için adeta gözdağı vermektedir. Mısır halkı ne yazık ki tüm katliam, yaralama, yasa dışı ve baskı sindirmelere karşı yalnız bırakılmıştır. Halkı yalnız bırakmakla yetinmeyip bir de juntaya sahip çıkan Batılı ve bazı Arap ülkelerinin tutumu juntayı cesaretlendirmiştir. Son karar... İnniyat Başkanı Halil İbrahim Zengin, Batılı ülkelerin Türkiye'de birkaç ağacın kesilmesi ya da Twitter'ın kapanmasına gösterdikleri tepkilerin Mısır için sessiz kalması ile bir kez daha sınıfta kaldıklarını ifade etti. Batılı ülkeler 200'lü yaklaşımlarıyla bir kez daha sınıfta kalmışlardır. Demokratik değerler üzerine inşa edildiği iddiasındaki Batı, Mısır'da darbe olduğunda ses çıkarmadığı gibi, üstelik darbecilere siyasi ve ekonomik kredi açmış, Müslümanlar söz konusu olduğunda demokratik değerlerin çiğneyebileceğini göstermişlerdir. Batı'nın güdümündeki kimi Arap ülkeleri de bu kervana katılarak Muhammed Mursi döneminde sakındıkları dolarlarını Mısır'ın ekonomi sorunlarının çözümünde junta'ya karşı oldukça cömert olmuşlardır. Mısır'daki son yargı tiyatrosu ülkede yaşananları ve onun hem bölgesel hem de küresel destekçileri bir kez daha ifşa etmiştir. Bugün Müslüman kimliği söz konusu olduğunda katliam ya da hukuksuz uygulamalar hoş görülebilmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun her dinden ve her ırktan insanın canını kutsal sayan bizler son idam kararlarını ve buna sessiz durmanın ötesinde destek veren tüm junta sevenleri hep birlikte kınıyoruz.